Evet, sürpriz bir videomuz geliyor. Bakın ne çıkacak? 1, 2, 3. Evet dostlar, merhabalar. Merhabalar. Yine bir videomuz gelecek kısmet olursa. Evet, bu akşam Kıbrıs'a gidiyorum. Bir gün kalacağım. Ertesi günü geleceğiz. İş icabı gidiyorum. İnşallah gider geliriz. Ayrıca sokaklarsa kapalı Maraş'a girmeye çalışacağız. Bakalım, varmış geziler ama belli bir saatler yokmuş. İnşallah girersem 3-5 dakika video oradan çekerim size. Çünkü videoyu çekmek şu anlık yasakmış. Bir olaydan dolayı. O yüzden çekebildiğim kadar çekeceğim. Çekemezsem de canım sağ olsun. Görüşmek üzere. Evet dostlar, selamlar. Herkesin işlerine başarılar, bol paralar dilerim. Ben İzmirli Erol. Kıbrıs'tan sevgiler, saygılar. Dostlar, günübirlik dedim Kıbrıs'a gideyim. Gündüz gidiyoruz, akşam da geri dönecektik. Döndük de yani. Birkaç video çektik orada. Çünkü işimizden arta kalan vakitlerimiz çok kısıtlıydı. Gördüğünüz gibi yavru vatan Kıbrıs. Ama maalesef yalnız kalmış bir Kıbrıs. Çünkü pek hangi Kıbrıs diye sorduysak, yani ne dersiniz, dert yanıyor ama yapacak bir şey yok. Güzel yer. Yani temiz, yolları güzel, geniş. Çoğu yerde ışık yok. Çünkü kaza oranı çok az. Havası güzel. İstiyordum o Rum'la Türk bölgesinin oradaki sınıra gideyim ama olmadı. Dediğim gibi kısıtlıydı işler. Ama tavsiye ederim, güzel. 45 bir saat arası, 45 dakika bir saat arası yolculuk sürüyor. Umarım inşallah bir daha giderim. Ama bu sefer çok video çekeceğim. Şu an fazla kısıtlı video çekemiyorum. Çünkü diğer YouTube çalışanları, hani YouTuberler geziyorlar her yere. Dünyayı geziyor, oraya geziyor. Biz oturan YouTuberiz. Yani biz pek gezmeye fırsat bulamadık. Çünkü iş yeri işletiyoruz. Maalesef bu Türkiye şartlarında haftanın 7 günü çalışmak zorundayız. Ama gene mutluyuz. İşte boş vakitlerimizde yolları çekiyoruz, düğünleri çekiyoruz, hayvanları çekiyoruz. Hayvan sevgim çoktur. Böyle kedi yavruladığında o kedinin yavrularını o kadar seviyorum ki harika. İşte gördüğünüz gibi yollar ıssız, kimse yok. Turla da gidiliyor ama biz turla gitmedik. Bir arkadaşımın sayesinde. Ama buraları Türk Kıbrıs'ın, yani Türkiye'nin bağlı olduğu yerde ama nedense niye burayı bir türlü açamıyorlar onu anlamıyorum. Hani Birleşmiş Milletler'in dahilinde olan bir yer. Bunu bir türlü anlamıyorum. İlginç. Koskoca Toyota fabrikası bile var. Ama evler dimdik. Gerçekten. Bence burası anıt olarak, yani şu an anıt gibi duruyor ama öyle değil. Burası anıt gibi yapacaksın. Gerçekten. Herkes gelir. Gerçekten masraflı. İşte uçaktır, yok. Oteldi derken baya baya bir tur 15-20 bin lira arası gidiyor. O da bütçemizi etkiliyor. Bu arada dostlar, sayfama abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Gümüş plaketimiz de geldi. Şu an hesaplarıma göre
3 ay 4 ay sonra 500 bin civarı abone kitlemi olmasını diliyorum. 8-9 ay sonra da 1 milyon abone olmamı dua edin inşallah. Güzel güzel. Ay sayfamız öyle diğer youtuberlar gibi pek değil. Yani sayfamızda genelde işte yol, navigasyon gibi yolları çekiyoruz. Boş kaldığımız zamanlar. Düğünleri çekiyoruz işte. Güzel gördüğümüz yerleri. Hayvan sevgimiz sonsuz. Benim diğer youtuberlerden ayrıcalığım, dediğim gibi oturan kişiyiz. Dükkanımız olduğu için çıkamıyoruz. O yüzden pek editlemeyi de tavsiye etmiyorum kendime. Direkt çekiyorum. Hiç kısmadan. Mesela şimdi 2024'ün kısmet olursa Haziran'ında Kiraz Festivali var. Isparta Uluborlu ilçesinde. Kısmetse yaza bol bol video gelecek. Düşüncem aslında böyle haftanın bir günü kendime yurdumuzun 84-85 ilimizin böyle her hafta gitmeyi düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda işler yoğunlaştı, o yüzden artık fırsat buldukça kısmetse gideceğim. Videolarımdan sıkılabilirsiniz, sorun değil. Videolarımız çok uzun oluyor. Yani bazen 2 saat, 3 saat. Dediğim gibi bu arada kendimi tanıtayım. Ben 56 yaşındayım. Tahminen 2020 senesinde korona zamanı evde oturduğumuz için video çekelim dedik. Küçük kızım İzmir'le, Beren'le. İlk koronanın ilk ay 30-35 abonem vardı. Ama hiç böyle para kazanmaymış, şeymiş hiç aklımızda yoktu. İşte küçük kızımla birlikte bahçemiz vardı. Bahçemize gittik geldik, işte domatesleri çektik. Ektiğimiz yiyecekleri çektik. Sadece muzumuz olmadı. İzmir havası lotos olduğu için pek muz yani olmuyor ama olsun. Sonra dostlar 6 ay 7 ay dükkanımız, ben berber dükkanı işletiyorum. Biliyorsunuz berberler kapalıydı. Evlerde gidiyorlardı korona zamanı. Sonra dükkanlarımız açıldı. Morallerimiz bozuldu. Ondan sonra bir ara video çekmeme kararı aldım. Çünkü moralimiz çok bozuk olduğu için. Kredi kartlarıyla yaşadığımız için maalesef geçim derdine düştük. O yüzden sonra Allah kısmet etti. İşlerimiz eskiye nazaran %70 geri döndü. Kayıp olan müşterilerimizi geri çektik. Darısı herkesin başına. Zaten bizim duamız herkes için geçerli. Dualarım her zaman kabul oluyor. Allah kısmet etsin. Herkesin işleri bol olsun. Bol bol. Hiç oturmayın. Yorulun ama hiç oturmayın. Hep çalışın. Bol para kazanın. Çünkü devir para kazanma devri. Evet, yakında seçimler de var. Belediye seçimleri. O yüzden zamlar derken, zamlar, mamlar derken baya baya her şey pahalanacak ama yapacak bir şey yok. İşte gördüğünüz gibi her ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay uğraştık. Sonra YouTube'umuz sağ olsun para kazanmayı açtı. 4000 saat ve 1000 aboneyi geçtik. Ayda 100-150 lira geliyordu. Daha doğrusu 200 lira limitte olduğu için ayda 100-150 lira geldiği için çekemiyorduk. 2 ayda bir çekiyorduk ama inanır mısınız o 150 lira o kadar tatlı ki. Yani
Ya videolarımızın değeri bu mu? Yok. Çünkü aldığımız cihaz aksiyon kamerası filan onlar siz ıvır zıvırı ekipmanları derken baya baya masraf ettik ama olsun. Size hiç kimse oturduğunuz yerde tutup da para vermez. Yani sonra işte sonra baktık arkadaşlarımızın gözüne girdik. Sonra dükkandaki tabela astım. İşte YouTube kanalım var diye. Böyle böyle derken 2000 oldu. İşte bugüne geldik. Aşağı yukarı 270 bin civarı abonemiz var. Şimdi hedefimiz ilk etapta 300 bin. Evet, görüyorsunuz koskoca Toyota fabrikası. Resmen Toyota fabrikası var yani. Türkiye'de olmayan bir Toyota fabrikası Kıbrıs'ta var. İşte hedefimiz ilk 300 bin. 3 ay sonra 500 bin olmayı, 3-4 ay sonra 500 bin olmayı hedefliyoruz. Günde ben çok analizleri yapıyorum. Günde 0.7 pardon günde demişim. Dakika başı 0.7 abonem geliyor. Yani bu da aşağı yukarı 0.7 aboneyi bir güne böldüğümüzde aşağı yukarı bir günde 1000 abone geliyor. Tahminim. Evlere bak, evlerin güzelliğine bak. Evet. 0.7'de sabitlendi. Bu işte Mart'ta içinde tahminen 44 bin abone almış oluyoruz. Hiçbir hile yok dostlar. Hiçbir. Ne hile var ne orada var. Sağ olsun dostlarım. En çok Hindistan'dan geliyor. Gerçekten tavsiyem Hindistan yazmayı, yani Hindistan dilinde de böyle başlıklar atmayı, mesela hem Türkçe hem Hindistanca atın. Belki yer olur. Ben genelde Hindistanca da yazmayı seviyorum. Hayalim zaten Hindistan'a gitmek ama Hindistan pis kardeş. Yani Hindistan hiç, yani böyle ne yemek yiyeceğini, oraya gittiğin zaman en az 50 kilo zayıflarsınız. Yani 100 kiloysanız 50 kilo inersiniz. Çünkü yemekleri gerçekten pis. O yüzden. Ama hayalim gerçek olmayacak. Çünkü mümkün değil benim Hindistan'a. Çünkü diğer YouTuberler gibi bizim tanıdıklarımız yok. Biz orada İngilizcemiz yok. İngilizcemiz olmadığı için orada hapis kalırız valla. Çünkü otel, çoğu otellere Türkleri almıyorlarmış. Türk Müslüman değil de Türkleri almıyorlarmış. Yani Müslümanlar alıyorlar ama Türk olarak geçtiği biz Arap olmamız gerekiyormuş. O yüzden sıkıntılı. Ama ben Türkiye'm güzel. Ben oraya vereceğim 40-50-100 bin lira masrafımı Türkiye için yapacağım. Çok kısmetse şu son bir 500 bin abone yaptıktan sonra, çünkü gelirimiz sabit olması gerekiyor. Çünkü bu hafta gidip de öbür hafta gitmemezlik yapmayacağım. Dükkan haftanın bir günü kapatacağım, işte ondan salı günü olacak. Kısmetse böyle pazartesi günü akşamı nereye diyelim, Amasya'ya. Pazartesi akşamı Amasya'ya otobüs biletimi alacağım. Salı Amasya'yı gezeceğim. Salı akşamı otobüse binip tekrar İzmir'e geri döneceğim. Bu şekilde yapacağım. Ha, ama herkes tabii ki çekiyor. Ama olsun. Yani, ama evet, telefon çaldı bu arada da. Kısmet olursa herkes istediğini yapsın. Niye diyeceksiniz? Hiç kimse... Oo, Toyota arabalarına bak. Harika ya. Herkes gönlünüzce olsun. Ramazan bayramınız hayırlı, uğurlara vesile olsun. Bana, tüm abone olan herkese, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim.
İngilizce bilmediğimiz için tabii ki Türkçe konuşuyoruz. Herkesin sağlığı, sıhhati yanında olsun. YouTube'dan mümkün olduğu kadar kendi videolarınızı çekin. Başkalarının videolarını kullanmayın. Çünkü kullanırsanız telif hakkı yiyoruz. Ben de yiyorum bazen. Canım sıkılıyor. Ama gene kuturukluyum. Gene başkasının videosunu 3 dakika bile paylaşsam telif bazen yiyoruz. O yüzden gönlünüz huzurlu, cebiniz bol para, efendime söyleyeyim, aileniz sıhhatli, sağlıklı olsun, işlerinizin bereketini olsun, hayırlı bir seçim diliyorum. Herkesin gönlü güzel olsun. Abone olmanı herkese teşekkür ederim. Abone olmayı da devam edin. Hoşça kalın, güzel kalın.